Evet arkadaşlar, buradan Savcı Sayan'a selam ederek, kendisi Ağrı Belediye Başkanı, onu da söyleyelim. Savcı Sayan'a selam ederek yayınımıza başlayabiliriz. Başarılarının devamını diliyorum ve gerçekten hizmet ettiği için, halka hizmet ettiği için Savcı Sayan'a bir teşekkür videosu babında yaptığım bu videoda kendisi şu anda CHP ve yandaş besleme medya tarafından şu an linç edilmekte. Şimdi arkadaşlar, CHP sosyal medyada çok yaygın. Bakın, Avrupa'dan ve Amerika'dan fonlanıyorlar, para alıyorlar. Bu delille ispatlandı. 2020 yılında 6 kat daha fazla biz sizi fonladık ama bir türlü Erdoğan'a etki yapamıyorsunuz diye söylüyorlar da zaten. Google'da araştırırsanız öğrenebilirsiniz bu gerçeği. Şimdi bu yüzden ben ve benim gibi diğer sosyal medya araştırmacılarına ve habercilerine destek amaçlı videomuzu beğenip ve abone olmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü 2023 seçimlerinde çok zorlu ve çetin bir seçim olacak. Bir şer ittifakına ülkeyi öyle ne ödüğü belirsiz 5-6 tane 8-10 tane kendini bilmez bir araya gelmiş, hani 5 benzemez hesabı ülkeyi onlara teslim edemeyiz arkadaşlar. Şimdi bak, Savcı Sayan da zaten kendisi bağıra bağıra söylüyor. Diyor ki sosyal medyada linç ediyorlar beni. Yalan haberler dönüyor. ABC, Tele1, bir Nizamettin Şahin diye birisiyle çekilmiş olduğu bir fotoğraf karesini alarak o Nizamettin Şahin denilen şahıs bir kıza, çocuğuna tacizden şu an gözaltına alınmış ve tutuklanmış birisi. Şu an araştırılıyor. Ne olduğu belli değil. Tam kesin bir şey değil ama yani her şey olabilir. Biz o kişinin ne olduğuna falan bakmıyoruz. O önemli değil. Eğer bir kişi suça karışmış ise o ne olursa olsun, hangi partiden olursa olsun kesinlikle cezasını çekmek zorunda arkadaşlar. Kanun önünde. Onu kimse savunmaz. Savunmayız da zaten. Bizim burada anlatmak istediğimiz, bakın CHP sosyal medyada çok aktif. Aşırı derecede. Ve yalanları da çarpıtıp gerçekmiş gibi böyle lanse ederek bütün 80 milyona nüfus edebiliyorlar. Bakın Savcı Sayan'ı ne hale getirdiler. Savcı Sayan'ın avukatları şu anda ABC ve Tele1'e şu an dava açıyorlar. Yalan haberden ötürü dönüp dolaştırıp Savcı Sayan'a o resmi mal edip sanki Savcı Sayan'ın ortağıymış, sağ koluymuş, ikisi beraber yapmış gibi ithamlarda bulunuyorlar. O terbiyesizin yapmış olduğu o kötü hareketi, ama bak kesin onun da yani ne olduğu belirli değil. Ama şu anda bunun özellikle bu olayı, Nizamettin Şahin'in bu taciz denilen bu olayı gündeme getirip ikide bir de gündemi değiştirme çabalarının sebebi HDP milletvekillerinin, 2 tane HDP milletvekilinin tecavüzden şu anda yargılanıp disiplin suçundalar ve hapis de çıkabilir. Yani tam ne olduğu belli değil. Türkiye'den bu ABC ve Tele1'in bu yalan haberi yüzünden paylaşmış olduğu yalan haber sayesinde bütün Türkiye şu anda zan altında. Yurt dışından mesela bak, ihraç edilmiş, aranan kaçak HDP'liler yapıyor bu işi. Onlara hani şikayette de bulunmuyor zaten. Önemli olan Türkiye'de olan bu Merden Yanardağ'ın kanalı neden böyle yapıyor? Neden beni o şahısla lanse ediyor diye kendisi özellikle açıklıyor. Biz şimdi bu olay daha yani tazeyken herhangi bir, bakın belediyede bir herhangi bir görevi, işçi sıfatı veyahut da bir vazifesi, bir maaşlı eleman, yani bir hani nüfusu olmadığından Savcı Sayan kendisini yani şu an savunabiliyor. Hadi diyelim ki ne, bir de belediyede gerçekten çalışan bir işçi olsaydı yani. Ya şimdi insanoğlu, bilemezsiniz ki ne kardeşim, suç işlemeden önce adamın alnında yarın suç işleyecek yazmıyor yani. Onu sen iyi bilirsin, görürsün, görünüşüne, konuşmasına aldanırsın. Daha sonra suça karışır, onun işlediği suç sana da itham olamaz. Şimdi HDP'lilerin 2 tane belediye 2 tane milletvekilinin tecavüz olayından gündeme geldiği için bütün HDP'lileri de tecavüzden yargılamıyoruz şu anda. Ama onlar yaramaz insan. Bunu biliyoruz yani. Çünkü onların kadrosunu Kandil seçti. Onlar hayırlı, düzgün insan değil. o hüdakaya hani İslam'ı uğruna hani bir şeyler yapıyormuş gibi, dindarmış gibi kendini gösterip tanıtıyor ama geride Ayasofya'nın cami olmasına karşıyım, kilise olsun diye. Yani böyle hani bunların ne olduğu aslında yüzlerinden hani baktığınız zaman giyim kuşamından karar veremezsiniz. Bunların isimlerini, kandillerini tek tek sıraladılar. Şimdi Savcı Sayan'ın bir şikayeti sosyal medya üzerinden, hani bizim gibi araştırmacılar pek o kadar yaygın değil, çok değiliz o kadar. Araştırıp gerçekleri hani insanlara duyurmakta o kadar aktif değiliz. CHP medyası çok böyle aktif olduğu için yalan haberi hızlıca ışık hızıyla yayabiliyor. Ve bir de genel başkanlarıyla Ağrı milletvekillerinin arkasında durmadığını, Savcı Sayan'ı yalnız bıraktığını, buna benzer böyle hani iftiralar karşısında yalnızlaştırıldığından şikayetçi. O da tabii onların aybı. Yani seçildikten sonra veyahut da doğru gördüğün, bildiğin bir şey varsa peşinden gideceksin. Eğer doğru olduğunu bilmiyorsan onu araştıracaksın. Onun ne olduğunu öğreneceksin. Eğer ki doğru değil de yanlışsa o zaman tamam, terk edebilirsin. O zaman bırakacaksın. Suçu kimse övmez. Ceza alacakken onun ceza almaması için, yani suç işleyenin ceza almaması için elinden gelen her şeyi yapan bu CHP'de biz çok kişi gördük. Yani Enes Berberoğlu mesela MİT tırlarından ötürü ne haltlar karıştırmış. Can Dündar'ı ne olduğunu biliyoruz. Kimin tasması eline boynunda olduğunu biliyoruz ama buna rağmen Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü ve hala da onların suçsuz olduğuna, FETÖ'cü gazetecilerin suçsuz yere içeride yattığına, mağdur olduklarını savunuyor. Bunları biliyoruz. Şimdi burada Savcı Sayan gibi değerli bir belediye başkanı, bakın adam kendi ağzıyla diyor, ben Ankara'da AKP'li, Ağrı'da HDP ağzıyla konuşmuyorum diyor. Adam yani korkmuyorum, çekinmiyorum, tehditlere aldırış etmiyorum diyor. Gerçekten özü sözü bir, konuşması böyle mert adam konuşuyor. İşlerine, icraatlarına da baktık. Geleli daha yani o kadar kısa zaman olmasına rağmen, bakın bir sene kadar bir zaman olmasına rağmen bir dünya icraat yapmış. Koskoca İstanbul'un belediye başkanı, Ankara'nın belediye başkanı, İzmir'in bir şeyler yapamadılar. O kendisi, bakın aynı şekilde Zeydan Karalar, görüyorsunuz değil mi? Tiyatro, nasıl tiyatro oynuyorlar. Adam haciz geliyor, gelen haciz sonrasında o kadar belediyenin kepçesi, grader, bir dünya hani belediye arazisi olmasına rağmen geliyor masasına ve sandalyesine haciz koyuyor. Masa, sandalye gidiyor, emanet. Ya git öbür misafir odasında çalış. Niye boş halının üzerinde tiyatro yapıyorsun? Getirmişsin köy sandalyesi koymuşsun oraya. Hani çok mağdur rollerdesin. Mağduruz, mağdur çalışıyorsun. Senin evin ultra lüks bir evin varken yani oradan iki sandalye getiremedin mi? Koyamadın mı? Onu, o evindeki sandalyenin şanı, şöhreti senin makam odanın, belediye makam odanın bile yani solda sıfır bırakır. Kaldı ki gelmişsin orada mağdur rolü oynuyorsun. Komik duruma düşüyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani. Bir sandalyeyi mesela arkasından o icrayı gönderen, bak icrayı gönderen firmanın avukatıyla kol kola resimlerin çıkıyor. Beraber geziyorsunuz. Yani icrayı gönderen, sana icra davası açıp da kazanan o haciz eden malını kişinin avukatıyla kol kola geziyorsunuz. Bu ne lahana ne hani derler ya, periz turşusu, ne lahana ne periz turşusu. O yüzden siz güzel hani tiyatro çeviriyorsunuz, mağdur rolü. Koskocaman, bak koskocaman büyükşehir Adana'yı komik duruma düşürüyorsunuz yani. Buna çocuklar bile güler aslında gerçeğinde yani. Ama işte bilmiyorum yani halk, Adana'nın halkı yani bunu nasıl yutuyor? Nasıl bunu hoş karşılıyor? Çok abartıyorsunuz, ileri gidiyorsunuz. Yani böyle basit bir oyunla, yani madir edebiyatıyla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Bunu biz halka da anlatıyoruz burada. Bakın şu da çok açık, şunu da söyleyeyim, hemen anlamanız lazım. Belediye seçimleri öncesinde, bak benim kaybedecek bir dakikam bile yok, hemen bana mazbatamı verin, ben işe güce koyulacağım diyen, her mahallede, her sokakta, her pazarda kendini gösteren, sabahlara kadar, akşamlara kadar seçim propagandaları yapan, bayraklar tahtan evlere giden, bayraklar asan evlere giden, ziyaretlerde bulunan bu partinin meclis üyeleri, başkanlar, şunlar bunları yoku var ediyorlardı. Tövbe haşa, o gün peygamber rolündelerdi. Peygamber, mucize yaratıyorlardı seçim öncesi. Hangi halkın, hangi vatandaşın derdi var? Ben diyordu bugün senin için peygamberim diyordu. Tövbe haşa, Allah tarafından gönderilmiş mucize yaratayım sana, iste diyordu. Böyle seçime girdiler, kazandılar, seçim bitti. Şimdiki bahanelere bak. AK Parti bizi engelliyor da, haciz götürüyor da, ondan sonra bize engel oluyor, ayağımıza çelme takıyor da biz hizmet veremiyoruz. Çok böyle büyük borçlu bir belediye devraldık. Kara bir delik, çalışmamıza engel var. Biz geliri gideri hesaplayamıyoruz, yetişmiyor falan filan. Ama bakın seçimden önce ne diyordunuz? Kaynak. Ne kaynak? Belediyenin geliri kendine yeter. Biz bu belediyeyi aldıktan sonra tasarruf yapacağız. Huzur masrafları kızacağız. Gereksiz harcamaları önleyeceğiz. Biriktireceğiz. O biriken parayı hizmet vereceğiz. Hatta artacak. Artanla da halka dağıtacağız diye o kadar yalanlar söylüyordunuz. Ekrem İmamoğlu ne diyordu? 4 yaşındaki bir çocuk annesiyle babasıyla bindiğinde para alınmayacak. 12 yaş altı çocukların hiçbirinden para alınmayacak. Süt bedava, su bedava. Nerede hani? Yalan. Bunların yalan olduğunu bile daha da götürüp oyu basan o insanlar var ya, onlara ben ne diyeyim yani? Kardeşim burada yani benim terbiyem müsaade etmiyor mu? Kendi kendine sor. Ben mal mıyım? Bir deyin yani. Ben mal mıyım? Deyin. Bakın AK Parti'nin şu anda bak Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ayrıldı. Ayrıldı bakın. Ama AK Parti'nin çatısı altında söz verdi. Almanya'ya geldi buraya. Dedi ki Almanya'da dedi askeri hani paralı askerlik var ya, paralı askerliği ben 5000 Euro'dan 1000 Euro'ya indireceğim eğer kazanırsam diye. Söyledi bunu. Daha sonra benim kardeşimin çalıştığı firmada, bak ismini söylemeyeyim, firmanın ve şeyin ismini söylemeyeyim. Orada çalıştığı iş arkadaşları Tunceliliydi. Abi Tuncelili Kürt PKK. Yani her Kürt PKK olduğundan demeyeyim yani. Kürt'ün PKK kısmından. Alevi aşırı derece HDP ve PKK'lı, yani Türkiye'ye o kadar düşman ki bildiğin gibi değil. Adam gitti AK Parti'ye oy bastı. Ya diyor ki arkadaşlar niye AK Parti'ye oy veriyor? Neden? Hani sen koy HDP'lisin ya, PKK'sın. Her şeyde bizde tartışıyorsun sen. Niye? Diyor ki Ahmet Davutoğlu seçilirse, başbakan olursa askerlik 1000 euroya inecek diyor. Sen ya yapmazsa? Yo yapar diyor. Niye? Bak AK Parti'de söz veren kim olursa olsun, adı AK Parti çatısı altında, herkes o hizmeti verdiğine gavur de inanıyor, kafir de inanıyor. Biliyorlar, gavur gibi de biliyorlar AK Parti'nin doğru ve hizmetkar bir parti olduğunu da gavur gibi de biliyorlar. Adından daha eminler, yine de gidiyorlar ibnelik olsun diye, adilik olsun diye basıyorlar HDP'ye, CHP'ye. Adilik olsun, hizmetin AK Parti'nin verdiğini biliyor zaten. Ama sırf ibnelik olsun diye gidiyor HDP'ye değil de AK Parti'ye oy, AK Parti değil de HDP'ye veriyor. Hizmet umurunda değil ki onun. Adam Türkiye'yi zaten doğma büyüme sevmiyor ya. 7 kuşak sevmiyor. Adamın amcası yeğeni şunu bunu bir şekilde daha da can vermiş. Gebermiş gitmiş. Adam sevmiyor. Nefret ediyor abi. Nefret. Bugün Erdoğan bir çanta para da verse nefret ediyor. Türkiye'de nefret ediyor. Bunu değiştiremezsin. Nefret ediyor. Ama gitti o seçimde Ahmet Davutoğlu'na verdi oyu. Ahmet Davutoğlu da 1000 euro yaptı askerlik. Gitti 1000 euroyu ödedi. Türkiye'den askerlikten sıyrıldı, kurtuldu. Yani evet arkadaşlar, videomuzu fazla uzatmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.